Merhaba arkadaşlar, herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Yeni bir alana gireyim dedim. Bir atasözü, bir vecize. Evet, ilk atasözümüz arkadaşlar, bir musibet bin nasihattan iyidir. Bin nasihattan bir musibet iyidir gibi de söyleniyor. Neyse, biz bu şekilde olsun. Ne demek istiyor? Yanlış yoldaki kişiye sayısız öğüt versen de para etmiyor. Adam dinlemiyor. Ona inanıyor. İlle yapacağım diyor. Özellikle arkadaşlar bizim borsamızda şunlarla acaba çizebilir miyim? Şöyle şey yapıyor. Bırakamıyoruz da ya. Heh. Şöyle dağ gibi yükselen şelale düşüşü yapan hisselerden uzak durun diyoruz. Grafik bakın diyoruz. Anlamıyorlar. Diyoruz ki çok pahalı hisseleri almayın, anlamıyorlar. İşte öğrencilere ders çalışın, ileride rezil olursun diyorsun, anlamıyorlar. Hızlı araba kullanmayın, drift atmayın. Efendime söyleyeyim, sarhoşken kullanmayın diyoruz, anlamıyorlar. Yani o yüzden arkadaşlar bu tür insanlar işte zarar edecek, zarar görecek ki senin nasihatin para etsin. Evet, biz de ne diyoruz? Küçük avantajlara önem vermek büyük işlerin başarılmasını engeller diyor. Kim diyor? Konfüçyüs diyor. İşte her gün al sat yaparım, 3-5 kuruş kazanırım diyorlar. Trade tam kazanabilirler ama 5-10 kat, %300, 500, %1000 kazanmanın önünde engel olur alışkanlık haline dönerse. Bu iki bir atasözü, bir vecizeden ne anlıyoruz? İnsanlar yaşayarak öğrenir. Bu yaşayarak öğrenmek deneyimi biraz pahalıdır. O yüzden bu bilgilere, akıllı fikirlere, önerilere önemli olan bu iş başımıza gelmeden kulak vermek daha avantajlıdır. Ama bu akıllı insanların işidir. Herkes atasözlerine, özlü sözlere, vecize ne demek? Özlü söz. Az şeyle çok, çok şey anlatan söz demek. Bunu her yere uyarlayabilirsin yani. İşte bizde ne diyorlar? Gaz gelen yerden tavuk esirgenmez. İşte bu onun tersi. Tavuğu esirgiyor, gazı alamıyor işte. Bu tersini söylüyor yani. İşte bu eğitimde de böyle. Yani eğitime biraz masraf yapacak. Şey yapacak. Başarılı olacak. Uzun vadede çok şeyler elde edecek ama yok sen para istiyorsun, menfaatçisin diyor. Kimse de bedava babanın hizmetçisi değil değil mi? Yani her alana uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Küçük şeylere takılırsanız değil mi? Günlük hayatımızda çok oluyor. Hakikaten bu alanlara dikkat etmediğimiz için çok zarar görüyoruz. Örneğin değil mi? Ne diyor? Ucuz etin yahnisi olmaz. Bu da bir atasözü. Yani niye? İşte az para harcayayım diyor. Küçük avantajlara bakıyorum. Büyük avantajı şey yapıyorsun. Kaybediyorsun. Yani bir İngilizce ne diyor? İngiliz ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Gidiyorsun. Pahalıyı alırsan daha uzun süre kullanacaksın ama ucuza alıyorsun. Küçük avantaj yani ucuza mal edeyim diyorsun ama işte birini 5 yıl giyeceğine birini 1 yıl giyiyorsun. 5 yıl tekrar tekrar almak zorunda olduğu için pahalıya patlıyor. Evet, özellikle borsacılar için bu çok önemlidir diye düşünüyorum. Küçük paraları alayım derken hisseyi kaçırırlar. O yüzden hoşuma gitti, alayım dedim. Evet, bir musibet bin nasihattan iyidir de bizim yaşayarak öğrendiğimizi gösteriyor. O yüzden arkadaşlar şu kanalı öneriyorum. Bu kanalı mutlaka çocuklarınızla izleyin. Hayal dünyaları gelişsin. Türk insanının neler başardığını görsünler. Ben de buradaki birçok şeyi izliyorum, video izliyorum, kırmızı olmasından anlıyorsunuz. Bunlardan öğreneceğimiz çok şey vardır. Türk insanının zorluklar içinden nasıl başarılı olduğunu, hedefine nasıl kilitlendiğini görüyorsunuz. O yüzden hani ne diyordu? Bu başımıza bela gelmeden öğrenmek istiyorsak bunları örnek alarak, rol model alarak, bazılarının hepsini olmasa bile pelet yapandan tutun Sencer Bey'in çiftliğine kadar her alanda başarılı olmuş insanlardan öğreneceği şeyler vardır diyerek önemli olan musibet başımıza gelmeden
öğrenebilmektir. Görerek de öğrenebiliriz yani, illa yaşayarak öğrenmemeliyiz diye bu kanalı önermek için yaptım ama neyse, bir atasözü, bir vecize de devam edebilir yani böyle şeyler. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğeni atmayı unutmayın.